Park Mozaik Projesi biz yıllardır Ankara'da şirket olarak dost olduğumuz Tepe grubuyla çoğunda Lafkutaş'ı zaten bir proje yapma hevesindeydik ama bugünlere nasip oldu 30'lu yıllar sonrasında ve gerçekten de bu iki firmanın birleşmesi ve Mozaik adını verdiğimiz bu projede iki firmanın kültürlerinin de içine katıldığı Ankaralılara çok değişik alternatifler sunan bir proje yaratıldı. Projecimiz de Ali Osman Bey gerçekten birazdan aktarır, anlatır. Çok değişik alternatiflerimiz var. Bahçelerinden tutun, yüksek apartmanlar, çok özel kar yarıklıklı evler, yani gerçekten çok değişik projelerle giriştik. Bu projenin biz iki köklü firma olarak Ankara'nın Ankara'ya çok şeyler katacağını inanıyoruz. Özellikle bu bölgeye arkadaşlar şimdi sizlere diğer ilgileri sunarlar. Tekrar hoş geldiniz. Tamam, ben söylediğim gibi biz aslında Ankara odaklıyız. Ve daha önce de bu girişimlerimiz olmuştu. Sırf tesadüf değil, aslında onun sonucu olarak da öyle iyi kötü projeye başladık. Ortak kültürümüz fazlaydı. Bunlar da bizim beraber olmamıza bayağı yardımcı oldu. Bunun devamını edeceğini düşünüyorum. İki şirketi de tanıyorsunuz. Yani Türkiye'nin yüzde şirketleri. Bunlar sırf inşaat yapmıyor. Bir de itibar inşa etmeye çalışıyor. Bugüne kadar da bunu başardığımızdan çok mutluyum. Çoğunuz İstanbul'da ama Ankara'da yaptığımız projeler bugüne kadar bütün dönüştürme emniyetini sağlamış projelerdir. Dolayısıyla bölgeye de büyük katkısı olacağını inanıyoruz. Bu bölgenin en büyük ölçekli projesi. Belki Ankara'nın ulaşımda belki onlarda daha rahat olduğunu yolda görmüşsünüzdür. İstanbul gibi değil, Ankara o konuda özel bir bölgede bayağı şanslı bir bölge. Lokasyon ve proje o ikisine dönem var. Şirketler zaten birbirleriyle aynı sinerjide aynı etkin etik yapılardaydı. Beraber olmamız bu bakımdan İleriye de yönelik bir indikasyon olmaya inanıyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Projeyi de hayırlı uğurlu olmasını temin ediyoruz. Ağırlıklı olarak İstanbul basının değerli mensupları, ben de tekrar burada olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlere görmekten mutlu olduğumu aktarmak istiyorum. Burada birkaç kişi peş peşe konuşmalar yapacağım. Farklı bir şey söylemek istiyorum. Genelde burada projenin yaklaşımı felsefesi üstüne teknik olmayan birkaç küçük özet bilgi vermek istiyorum. Niye mozaik dedik, niçin park mozaik dedik? Bununla ilgili kısa bir şey anlatmak istiyorum. Mozaik bildiğiniz gibi çok farklı parçaların, renklerin bir araya gelip oluşturduğu dokuya geliyor. Çok basit tanımı bu. Bizim niye burada mozaik diye başladığımızda bir kere iki şirket bir araya geldik, bu bir mozaik oluşturuyor. Artı bu bölgede hem yüksek hem alçak katlı binaların beraberliğinin bir mozaik oluşturduğunu düşünüyoruz. Burada çok detayına girmeyeyim ama yüksek bloklarda genelde alışmış olduğumuz işte modern çağların son 30-40 yılın klasik bina çözümleri, konut çözümleri var. Buna karşılık alçak bloklarda bir anlamda sofalı tipler veya daha önceki dönemlere ait tiplerin bir çağrıştırmasını oluşturacak yapı tiplerimiz var. Bu anlamda bir mozaik diyoruz. Burada makette daha sonra belki vaktiniz olur inceleme sırasında. Eski mahalle kültürünü çağrıştıracak, oradaki avluları, komşuluk ilişkilerini canlandıracak bir dokuyu yaratmaya çalıştık. Elbette ki bunları yaparken
yine o ölçeğin gerektirdiği, insan ölçeğine yaklaştıracak küçük meydanlar, küçük toplanma alanları, yaya bölgeleri ve bunları sağlamak için de şüphesiz ki trafikten arındırılmış bir alanın yaratılması için çabalandı. Genelde bu tür parsellerde söz konusu olan çevreye binaların dikilip ortada büyük bir meydan bırakılması yerine insan ölçeğinde kullanılabilir, komşuluk ilişkilerini güçlendirecek meydancıkların, avluların oluşturulması için çalıştık. Dice önemli bir nokta, burada farklı bir mozaiği oluşturmak açısından, bu mozaik tabii aynı zamanda meydanların fonksiyonları açısından da çok farklı, hem büyükler hem çocuklar için farklı farklı fonksiyonları bir araya getirmeye çalıştığımız bir proje oldu. Daha teknik bilgileri arkadaşım Atilla Bey verecek. Kendilerine mikrofonu teslim ediyorum. Basınımızın değerli mensupları, Tepe Mesa'nın değerli yöneticileri ve çalışanları ve projemizin paydaşları, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu lansman biliyorsunuz yaklaşık 6 ay önce başladı. Bahar ayında olsun dedik. Bahar hep ümittir, güzelliktir, insanların olumlu duygularla olduğu bir aydır. Onun için bahar ayına erteledik. Ben biraz projemizin ayrıştığı noktalar üzerinden konuşmamı yapmak istiyorum. Projemiz kapalı bir site, güvenlikli bir site. Bu çok önemli. Bölgede projemizin ayrıştığı noktalardan bir tanesi. Ölçek olarak da ayrışıyoruz. 885 konut var. 214 bin metrekare inşaat alanı var. 170 bin metrekare satış alanımız var. 2 artı 1'den 6 artı 1'e kadar daire çeşitliliği, daire tipleri sunuyoruz. Burada da ayrışıyoruz aslında. Ve bir mahalle kavramı var aslında projemizde. 41 bin metrekare peyzaj alanımız var. Çok önemli. Yeşil alan. 2000 metrekare sosyal tesis var. Yine sosyal donatıları da zengin bir proje. Yine ayrıştığımız noktalardan bir tanesi otopark konforu anlamında projemiz gerçekten birçok rakiplerine göre ayrışıyor. Projemizde çocukları düşündük. Bu nedenle birçok meydanımız var. Bu meydanlarda bir sosyalleşme alanları düşünüldü. Onun dışında projemizin fasat renkleri anlamında da Can Bey'in de biraz önce bahsettiği gibi yine renkleri bulacaksınız. Eğer sorularınız varsa bundan sonrası için almaya başlayabiliriz. Sektörün iki büyük devi Tepe Mesa gururla sunar. Bu yılın en renkli yapımı yakında Vizyon'da. Hiç bitmeyen aksiyon. Her anı heyecan dolu bir macera. Sevgi ve kahkaha dolu romantik bir komedi. Doğayı, dostluğu ve kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Gücünü Tepe Mesa deneyiminden alan yılın büyük prodüksiyonu Park Mozaik, her karesiyle sizi büyüleyecek. Merakla beklenen bu göz kamaştırıcı yapımı kaçırmayın, hayatınıza renk katın. Tepe Mesa uzmanlığıyla Park Mozaik, bir yaşam mozaiği. Yakında, hayatınızda.